Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Berke Dalgıç. Unreal Engine 4 terminolojisinde derinlere inmeden önce bilmemiz gereken temel kavramlar bulunmakta. Bu derste sınıf ve nesne kavramını anlatacağım. En temel şekilde sınıf, Unreal Engine 4 oyununun oluşturulmasında kullanılıyor. Sınıflar ile belirli bir aktör veya nesnenin davranış ve özelliklerini tanımlayabiliyoruz. Sınıflar C++ veya Blueprint ile oluşturulabiliyor. İlk başta sınıf ve obje gerçek hayattan örnekler vererek anlatacağım. Bizim bir fabrikamız olduğunu düşünelim. Biz araba üreteceğiz. Önce bir şablona ihtiyacımız var. Sınıf şablondur arkadaşlar. Şablona üreteceğimiz nesnenin ne gibi özellikleri olduğunu yazarız. Ve bu şablona göre de nesneyi üretiriz. Biz şablonumuzda arabanın gövdesi olsun dedik. İki tane de tekerleği olsun dedik. Ürettiğimizde ise bir gövde iki tane de tekerlek üretiliyor. Biz buraya arabanın yazmaya da gerek yok. Kapısı olsun dediğimizde bu sefer kapısı da olur bu nesnenin. Temel mantık bu şekilde işliyor. Bu şablona göre sınırsız bir şekilde nesne üretebiliyoruz. Bunu bir de Unreal Engine 4 oyun motorunda görelim. Sınıfı dediğimiz gibi Blueprint veya C++ ile oluşturabiliyoruz. Ben bu derste Blueprint ile oluşturacağım. Content Browser kısmına gelip bir tane Blueprint class'ı oluşturuyorum. Bu kısımda Palm tipinde bir sınıf oluşturacağız. Bunları daha sonraki derslerde detaylı şekilde anlatacağım. Sınıfımızı oluşturduk. Buraya bir isim veriyorum. Küp diyorum. İçine giriyorum. İki kere sol tık yaptım. Şimdi bir bileşen ekliyorum ve küp diyorum bileşene de. Benim sınıfım bu şekilde görünecek. Özelliği bu. Kaydediyorum. Bizim sınıfımız hazır. Bu sınıf bir şablon demiştik. Ben bu şablonla bir nesne üretiyorum saniye sürüklediğimde. Bu şablona göre sınırsız bir şekilde gördüğünüz gibi saniye nesne üretebiliyorum. Saniyedekilerin hepsi nesnedir. Ama sınıf şablondur. Şöyle bir değişiklik yapalım. Şablonumuza farklı bir özellik ekleyelim. Bakalım saniyedekileri etki edecek mi? Giriyorum içine. Yeni bir bileşen ekliyorum. Bir ışık ekledim. Küpün tam içine. Bunu kaydettim ve saniye döndüm. Gördüğünüz gibi ışık küpleri eklenmiş oldu. Bundan sonra saniye ekleyeceğim diğer küplerde de aynı şekilde ışık olacak. En temelde sınıf ve nesne ilişkisi budur arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.